Bu... Harem efendim ne zaman dağıldı? Sondan mı başlayalım? Sondan başlayalım. Çünkü çok soru geliyor, ne zamana kadar devam etti diye. Harem 1922'de dağıldı. Evet. 1922 Kasım'ında dağılmıştır efendim. Yani saltanat kalktığı zaman. Evet. Peki Abdülmecid'in haremi kalmıyor mu? Hangi Abdülmecid? Halife için. Onun fazla bir şey yok. Yani orada o haremi artık yok. Ev haremi kalmıyor. Efendim harem binlerce sene öncesinden gelen bu harem Çin'de, efendim Roma'da, şurada, burada olan harem. Çok uzağa gitmeyelim Allah aşkına, dağıtmayalım. Aztekler ya, Çin dediniz. Kendi Çin'e gidiyor. Evet, Çin şurası. Şurası Çin. Çin şurası. Bizde bağlantısı var. Ya Aztekler. Çin şurası oldu. Ne bağlantısı bir şey. Var? Abi, dünyanın her yerinde, yani erkeğin olduğu çoğu yerde harem olmuştur. Bir daha söyleyin. Erkeğin olduğu çoğu yerde harem enstitüsü oluşturulmuştur. Bir de haremde erkekler kalmıyor, kadınlar kalmıyor. Demek kadın olduğu her yerde harem var. Yani buradan nasıl bir bakış açısı bilmiyorum. Sonuçta erkeklerin kurduğu bir... Odadan kalkışı haremin... İki defa haremin kaldırılmasına çalışılmıştır. Biri 1909 yılındadır. Ha, İttihatçılar yapıyor o zaman. Hayır. 1909. Yani İttihatçılar diyebiliriz. Evet. Ama Sultanahmet'in tahttan indirilmesinden sonra haremi boşaltılır. Hı. Fakat yerini Sultan Reşat aldığı için o da kendi haremiyle gider. Devam eder. Sonra Sultan Vahdettin döneminde sayısı az olmakla beraber... Harem gene vardır. 1922 Kasım'ının son haftasında harem mensupları, haremdeki kadınlar akrabası olanlar akrabalarına gönderilir. Evlenmek isteyenlere hemen koca bulunur. Bir iki gün içinde. Hiç kimsesi olmayanlar Çırağan Sarayı'na gönderilir. Pardon, Feriye Sarayı'na gönderilir. Kalan dairelere. Şimdiki Galatasaray Üniversitesi, işte eski Kabataş Lisesi. Orada günlerce aç kalırlar. Efendim, sarayda gidecek hiç yeri olmayan, çok yaşlı, 20 civarında hanım, ki yaşları 70-80, 20 civarındaki hanımın Dolmabahçe'de kalmasına müsaade edilir. Fakat 3 Mart 1924'te hilafetin de lağvedilmesinden sonra bu kadıncağızlar nereye böyle? Davlocize'ye konur. Ve bunlar 1960'lara kadar, 40'lara kadar orada yaşayanlar var. Yüzü bulanlı şey var. Sonra haremden çıkartılıp akrabalarına giden veya evlendirilen bazı hanımlar kocaları öldükten, akrabaları öldükten sonra ortada kalıyorlar. Onlar da Davlocize'ye gitmişlerdir, Davlocize'ye. 1960'ların sonuna kadar orada yaşayıp vefat etmişlerdi. Fakat şurada bir 1922'nin 5 Aralık tarihini taşıyan bir belge getirdim. Çok güleceğiz şimdi. Hemen haremin dağılmasından sonra. Evet, yani haremin kaldırılmasından 15 gün sonra. Bir Amerikan gazetesinde bir haber çıkıyor. Diyor ki 3 Aralık 1922'de Associated Press Ajansı vermiş bu haberi. Şöyle ekranı tut. Şöyle tutalım efendim, diyor ki, yok musunuz? Constantinople, December 3rd. By the Associated Press, Rafet Pasha trying to find husbands for 150 members of the foreign sultan's harem. Hepsini değil, yani ne diyor? Şimdi eski sultanın 150 tane haremindeki kadına eş bulmak istiyorlar. Ha, şimdi Refet Paşa efendim bir açıklama yaptı diyor Bayat Ejudit Press. Pazarlık usulüyle haremdeki kadınlara koca bulunacak. Refet Paşa'nın o dönemdeki görevini de söyledi. Refet Paşa, Refet Bele. İstanbul'un ikinci Fatih'i denir. Efendim 30 Ağustos zaferinden sonra İstanbul'a Ankara'nın temsilcisi, askeri temsilcisi olarak gelen meşhur generalimizdir. Haber bu. Yaşları 17 ile 35 arasında ve hepsi de parasız pulsuz. Penniless. Evet, evet. Kuruşsuz yani. Kuruşsuz. Meteliksiz. Meteliksiz. Bunlar diyor pazarlık usulüyle bu kadınlara koca bulunacak diyor. Onun üzerine 5 Aralık 1922 tarihinde
23 yaşındaki Frances Morris, şöyle gösterelim arkadaşlar. Ve 24 yaşındaki Malcolm Fredericks isimli iki Amerikalı genç, Pennsylvania'da oturuyormuş bunlar. Refet Paşa'ya bir mektup göndermişler. Mektubun zarfı da şu. The Honorable Refet Paşa. Saygıdeğer Refet Paşa, Sultan'ın sarayında, İmparatorluk Sarayı'nda diyor, Konstantinopolis. Tekfurdağ mı diyor yukarıda? Tekfurdağ. Hadi Tekfurdağ. Üstte Osmanlıca olarak. Tekfurdağ diyor evet. Tekirdağ. Herhalde oraya gitti paşa. Saadettin Refet Paşa Hazretleri'ne demiş buraya. Paşa'ya böyle bir mektup göndermişler bu çocuklar. Diyorlar ki, bu haremdeki kızlardan iki tanesine talibiz. Kaç para istiyorsunuz? Parasıyla alacağız. Pazarlık edelim. Sonunda enteresan bir şey var. Eğer memnun kalmazlarsa parayı iadeye hazırız diyorlar. Hacı şeylerimize. Kendilerine nasıl tarif ediyorlar? Biz işte iki genciz diyorlar. İki üniversite öğrencisi. Üniversite öğrencisi. Şimdi efendim 22'de bunlar 23 yaşında ve 24 yaşında. Demek ki 1899-1900 evet. doğumlu. Bunları ben çok aradım biliyor musun? Şu şeyin Malcolm Fredericks'in kızını buldum. 84 yaşında. Pennsylvania'da mı buldunuz? Pennsylvania, aynı yerde oturuyorlar hala. Şurada adresten hareket ettik. Ben arkadaşlarla rica ettim. Şurada. State College Avenue'de. Bulduk. Aa dedi babam bize anlatırdı falan diye mail attı kadın. Torunu yazmış. Ne olmuş? 90'larda ölmüş. Çok yaşamış adam. 90 küsur yaşında ölmüş. Keşke sağ olsaydı. Yani haremi biraz ayıp bir şekilde tasfiye etmişiz. Yani pazarlık usulüyle elimizde iyi mallarımız var. 17-35 arasında. Bunlar 5 parasız kaç para veriyorsunuz diye. Ve şu... Amerikalı iki velet de biz bunlara talibiz diye mektup şey yapmış. Bu biraz ayıp. Ve şuradaki lisan çok önemli. Diyorlar ki kızlar... Bir okur musunuz? Müzikal İngilizce. Ama ne olur gelmeyin kendinize. Tabii. Daha hafif bir şey. Ben demiyorum öyle diyorlar. Niye geliyor yani, diyorlar. Ne gelmesi normal okuyorum Allah Allah. Yani. Bakın gelmiyormuş arkadaşlar. Duydunuz değil mi? Normal okuyormuş. Evet. Ha şu bölümü çok enteresan. They have matchless complexions, dark eyes and long chestnut colored hair. Yani bu reklam şeyi gibi. Yani çok güzel tenleri, koyu gözleri ve uzun kestane rengi saçları var. All of them are very religious, faithful and affectionate. Hepsi çok dinlerine bağlı, itaatkar ve sevecen. Siz asıl şunu okuyun, şu çocukların mektubunu onlara, okuyun. Onlara yardım edin yoksa açlıktan ölecekler. Dile bakın. Evet. Başka ben bir... yalnız bu haberin doğru olduğuna inanmıyorum. Nasıl bu haberin? AP uçmuş olabilir. Çünkü Refet Paşa kalkacak da elimizde iyi kızlar var. Bunlar... İstanbul'daki dedikodulara haber etmiş olabilir. Evet, bağlıdırlar, şudurlar, budurlar. Şey, yaşları şudur, kaç para verirsiniz diye... Refet böyle böyle bir şey söylemez. Aslında bak böyle başka mektuplar da vardır. Bunun nasıl, kesin vardır elimize yani. Nasıl dur bir dakika. Şunu bir okur musunuz? Asıl bu. Bu talep mektubu sevgili seyirciler. Biz bu kızlara talibiz diyor. Parayı da iade ederiz diyorlar sonra. Dear sir, the enclosed newspaper clipping in a measure speaks for itself. Sevgili monsieur, sizin gazete klibiniz aslında her şeyi söylüyor. Köpüğünüz her şeyi söylüyor. If it is in any way the truth, eğer doğruysa, the two young men whose signatures appear below would... Bu şeyi imzalayan iki genç. Burada imzalayan iki genç would like very much to obtain more details concerning the matter. Yani doğruysa bu iki genç bununla ilgili detayları çok merak ediyorlar, istiyorlar. We're college students at the Pennsylvania State College, Pennsylvania Eyaleti Koleji'nde öğrenciyiz. And would in every manner be willing to marry two of the girls from the former Sultan's harem. Ve her koşulda eski sultanın iki kızıyla evlenmeyi diliyoruz. The ages of the girls should be about 18 ama years. Ama kız dediği şey, haremdeki kız. Haremdeki kız. Bir de bunu da söylüyor. Kızların yaşı 18 yaşı civarında olmasını istiyoruz. Büyük olmasın yani. Evet. Yani bir de 22-23 yaşındalar ya bunlar. Evet. We have studied Turkey. Ne iğrenç bir cümle. Biz Türkiye'ye çalıştık. And conditions in the East quite attentively. Türkiye'deki kondisyon durumları şartları. Ve Türk tarihini çalıştık. And believe
we could make two good girls happy and comfortable. Kızları rahat ve iyi şekilde yaşatırız diyor. If our request is in any way considered, eğer bizim isteğimiz nazar itibarı alınırsa, we would desire to correspond further and exchange, herhalde şu belli olmuyor, correspondence ya da işte Philadelphia neydi? Galiba o. Affectionately yours. Evet. Yani şöyle ne kadar, kim bilir kaç tane genç adam batıda böyle buradaki kestane, uzun kestane saçlı, şu koyu gözlü kızları hayal ederek evet. Yüzlerce mektup gelmiştir eminim bu haberden sonra. Evet. Bu mektup çok ilginç bir şekilde elimize geçti. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra. Söyleriz abi. Efendim, evet. Harem'deki son pazarlama iddiasının belgesini gördük. Sonra aslında şeyi anlatayım. Ben o dediğim adam gibi hiç böyle bir Refet Paşa'nın böyle bir şey yapacağına ihtimal vermiyor. Zaten bir dakika yahu haberde var. Refet Paşa diyor ya. Var. Evet Refet başında Paşa. Başında söylüyor. Husbands. Haremdeki eski sultanın haremindeki 150 civarındaki kıza, buna 17 ile 35 yaş arasında 5 parasızdır hepsi. Efendim bir kurtarın para. Koca to find husband. Husbands, koca bulmak istiyor diyor. Yaz. Palavradır. Evet efendim. Bir Elizabeth der misiniz bunun üstüne? Bayağı da bir tokattı. Tokat diyeceğiz zaten. Tokat dedi bir Elizabeth deyince ara verelim. Bu belgeler Tokat'ta bulundu. Evet. Bir arkadaştan nasıl çıktı tesadüf. Kızlar Tokat'a gitmiş.